Evet, komponent kısmına geldik. Şimdi komponent kısmı bayağı önemli. Bizim en çok kullanacağımız şeyler burada. Burası ve JavaScript kısmı. Şimdi buradaki telaffuzunu yanlış söylersem kusura bakmayın. İşte Glip ikon dediği font ikonlar var. Bunlar çok kullanılıyor. Şu anda çok moda oldu. Yani tasarım yaparken de kullanılıyor. Şimdi tabii konumuz hani o olmadığı için o kısmına girmeyeceğim ama tasarımlarda nasıl kullanacağını daha sonraki derslerimizde belki Photoshop'la ilgili eğitim videoları çekersek orada gösterebiliriz. Tasarım yaparken de bunu kullanıyorlar çünkü bu şekilde. Yani şimdi tasarımda eğer bu mantıkta yaparsa kodlamacı kişi de hazır bu ikonları buradan hızlıca alıp kullanabilecek. İşte o yüzden hani tasarımda kullanmak mantıklı. Şimdi bunların nasıl kullanıldığı, bunlar zaten kendi içinde geliyor. Şuraya hemen ben bir sayfayı daha kaydedeyim. Şöyle yapalım. Komponent diyelim. Doğru mu yazdık? Bakalım. Komponent. Şöyle yapalım. Komponent. İkon font diyelim buna. Evet. Bu şekilde kaydediyorum. Ve tekrar yine aynı baştaki paragraf kısmı kalsın. Şurayı kopyaladım. Şimdi onu yapabilmek için öncelikle mesela bir paragraf yapalım mesela. Merhaba diyelim. Merhaba diyorum. Ve bunun yanına bir tane span etiketin içinde class, bakın glip ikon diyorsunuz ilk başta ve sonra tekrar evet, bunlar mı varmış sadece bakalım. Evet, fazla bir şey eklenmemiş. Mesela home diyelim mesela. Herhalde silmişiz zannedersem bunu. Geldim ve span'ı kapattım. Bakalım şimdi ne gelecek karşımıza. Tarayıcıyı açıyorum Chrome'la. Tekrar. Bakın merhaba dedik. Başına bir ikon geldi. Bu ikon bir font arkadaşlar. Bunun isterseniz resmini değiştirebiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela örnek olarak ben şurada inline bir şey yapayım. Color diyorum. Mesela buradan rengini kırmızı yapacağım. Bakalım hemen değişecek mi? Bakın rengini kırmızı yaptık. Veya font size'ını belirleyebilirsiniz. Font size mesela 36 piksel. Bakın bu kadar büyük. Buradan istediğinizi kullanabilirsiniz. Neredeydi? Şuradaydı. Hangisini kullanmak istiyorsak mesela ne olabilir? Şu mesela bakın. Kopyalıyorsunuz buradaki yazıyı ve şunun içine yapıştıracağız. Class'ın olduğu yere. Ama orada class'lar niye çıkmadı? O benim biraz kafama takıldı. Bakalım olacak mı? Evet, bakın. Doğrusu mu? Evet, doğrusu. Buradan istediğiniz şeyi mesela sağa sola hizalamalar. Oldukça başarılı. Çok seveceğinizi düşünüyorum bunu. Kullanacağınız bir şey çünkü. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tasarımlarınıza ve kodlamalarınızda. İşte bunu illa paragrafta değil. Mesela bir buton yaptınız. Hemen onu da gösterelim. Buton. Class. BTN. Buton default diyorum. Ya da buradan primary de diyebilirsiniz isterseniz. Primary diye dedik. Ve bunu mesela kayıt ol diyelim. Kayıt ol dedik mesela. Bu ol dedikten sonra mesela yani illa o tarafına olacak diye bir şey yok. Bunu span'la ekliyorum. Buraya class diyorum. Clip ikon diyorum. Hatta şuradan alalım direkt. Mesela kayıt olmayla alakalı mesela ne olabilir? Şu mesela kayıt olmak için bu olsun. Ya da şu olsun.
çok şu anda dikkat etmiyorum ne olduğuna açıkçası. Buradan geldim. Kaydettim. Tarayıcıya geliyorum, bakıyorum. Bakın. Bu şekilde. Kayıt ol. Ya da otur maç. Yani artık hangisini istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Bundan bir tane daha alıp mesela işte çıkış yap mesela. Örnek. Bir tane daha yapalım. Şuraya geliyorsunuz. Çıkış yap. Çıkış yap yazan yere de buradan çarpı bakın. Şu. Remove. Buraya kopyalıyorum bunu. Tekrar geldim. Bakın bu şekilde. Bunu mesela rengini değiştirebilirsiniz. Buradan primeri değil de mesela kırmızı mesela neydi? Danger mıydı? Danger'dı galiba bakalım. Evet. Bakın. Çıkış yap bu şekilde kullanabilirsiniz. İkon fontlar bunlar. Drop down menüyü de bu ders anlatalım. Ondan sonra hatta drop down menü değil de bakın buton gruplarını mı göstersek? Evet, buton gruplarını göstermek daha mantıklı bence. Burada çünkü butonları anlattık çünkü. Buton gruplarını göstereyim. Ondan sonraki derste bu şeyleri gösteririz. Buraya geliyorum, kopyalıyorum buton grupları. Buton grubu da şu. Bu arada bunları düzenlemek için Shift Tab'la hepsini önce bir birleştiriyorum. Sonra Tab tuşuyla tekrar ileri alıyorum. Sonra şu içindekileri seçiyorum. Bir tapla içeri giriyorum. Bu da kodlarımızın düzgün olmasını sağlıyor. Yeniden yükledim. Bakın bu şekilde butonlarımızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da default. Yine aynı mantıkla işte small, x small, btn, tire, xs mesela dedik. Bakalım nasıl olacak. Bakın küçük oldu. Daha küçük oldu. Yani bunlar kullanacağınız şeyler. Kullanabilirsiniz bu şekilde. Projelerinizde. Oldukça kullanışlı bence. Evet, bakın küçücük yerde ama gene de gayet kullanışlı. Ona göre kendisini ayarlıyor. Buton grupları da bu şekilde. Yine buton toolbar yapabiliyorsunuz böyle. Bunlar aslında navigation kısmında farklı olarak yapılıyor ama orada tekrar gösteririz bunları. Sizing'leri göstermiştik zaten. Buton gruplarında. Yine buton grubunda menü olarak sağ üst köşeye falan kullanabileceğiniz bir özellik. Bunu da kullanabiliriz belki. Bunu navigation kısmında belki anlatırız. Burada vertical kısmında var. Bunların örneklerini tekrar yaparız. Şu navbarı anlatırken şimdi bu derste burada bitireceğim. Bir sonraki derste drop down menüyü anlatacağız. Oradan sonra devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.